Ajans Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Vedat Parlak. Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep Spor mücadelesi için hem düşüncelerimi paylaşacağım hem de tabii ki maça kadar takımlardaki gelişmelere şöyle bir sizlerle birlikte bakacağız. Sevgili dinleyiciler, tabii Fenerbahçe sezona iyi başlamak istiyor. Bu sezon Fenerbahçe için çok önemli. Şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. Omuz omuza şampiyonluğa parolasını Fenerbahçe bu sezon için tüm taraftarların birlikte hareket etmesi adına açıklamıştı ve Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu çok istiyor. Elbette geçtiğimiz sezon yaşanan hezimetten sonra bu sezonda eğer Fenerbahçe'de kötü bir sezon başlangıcı olursa Fenerbahçe takımı için taşlar yerinden oynayabilir. Ersun Yanal için ilk 6 hafta 7 hafta çok önemli. Ali Koç için ve yönetimi için yine ilk 6-7 hafta çok önemli. O yüzden Fenerbahçe sezona iyi başlamak istiyor. İyi başlamak için de aslında doğru da bir zemin var. İlk maçını içeride oynayacak Fenerbahçe ve ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor'la oynayacak. Şöyle bir baktığımızda Fenerbahçe yeni bir kadro kurdu. Geçtiğimiz sezondan gönderilen birçok oyuncu vardı ve yerlerine de yeni oyuncular alındı. Ben bir kıyaslama yaptım. Öncelikle onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle mevkileri ve giden gelen oyuncuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Benzia gitti, yerine Max Kruse geldi. Yani geçtiğimiz sezon Benzia'nın performansıyla bu sezon Kruse'den beklenen performansa baktığımızda aslında çok iyi bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Yine İslam Slimani gitti, yerine Vedat Muriç alındı. Vedat Muriç'in de Slimani'nin geçen seneki o kötü performansından daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünebiliriz. Ayew gitti, yerine Geri Rodriguez geldi. Burada da yine Rodriguez'den de Ayev'den alınan performanstan çok daha iyisi alınacağını ben düşünüyorum. Valbuena gönderildi. Onun yerine aslında tam belki mevkisi olmasa da Emre Belezoğlu geldi. Emre Belezoğlu da en az Valbuena kadar Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Soldado'nun yerine Allah Yar geldi. Genç bir oyuncu. Belki Soldado kadar tecrübeli ve kariyerli bir oyuncu değil ama yine de en azından burada yedek olarak o bölgeyi doldurabilecektir diye düşünüyorum. Roman Neuschneider gitti. Onun yerine Zanka geldi. Zanka da bence Neuschneider'den çok daha yetenekli bir oyuncu ve çok daha faydalı olacak Fenerbahçe'ye. Bunları kıyaslamaları niye yaptım diye sorarsanız. Geçtiğimiz sezonki takımdan daha iyi bir takım kurdu Fenerbahçe. Bunu söylemek istiyorum. Eksikler var mı? Evet var. Bakın gönderilenlerden Şikörte'nin yeri dolmadı. Hala bir stoper eksiği var Fenerbahçe'nin. Yine İsmail Köybaşı gönderildi ve bir sol bek almadı Fenerbahçe. Bir de üzerine Hasan Ali'nin sakatlığı var. Sezona Fenerbahçe sol beksiz başlıyor. Nabil Dirar'dan bir sol bek yaratmaya çalışıyordu hazırlık maçlarında Ersun Yanal. Bakalım bu karşılaşmada Dirar'ın performansı ne olacak onu göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin sezona sol beksiz başladığını ve stoperde bir eksikle başladığını özellikle belirtelim ve hazırlık maçlarında da çok ciddi şekilde bu sorunların baş gösterdiğini ve Fenerbahçe taraftarının da buna ciddi tepki gösterdiğini de söylemekte fayda var. Fenerbahçe'nin bu sezon kurduğu takıma baktığımızda aslında bir gençleştirme operasyonu yapıldığını da belirtelim. Bu sezon Fenerbahçe'ye gelen oyuncuların yaş ortalamasına baktığımızda 23,3 olduğunu görüyoruz. Elbette şu ana kadar saydığım o kariyerli oyuncuların yanında genç oyuncular da Fenerbahçe'ye geldi. Mesela bir Murat Sağlam var. Sağ açıkta gerçekten iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yine Ferdi Kadıoğlu da eğer forma bulursa sağ kanatta Fenerbahçe için gelecek adına önemli isimler diye düşünüyorum. Karşılaşmada bir de Gazişehir Gaziantep tarafına bakalım. Onlar da ligin yeni takımı ve neredeyse tüm takımı değiştirdiler sevgili dinleyiciler. 14 tane yeni oyuncu getirdiler ve bu 14 yeni oyuncuyla beraber sezona başlıyorlar. Bir de bu gelen oyuncuların toplam maliyetini söyleyeyim size sadece 3,5 milyon euro hatta 3 milyon 150 bin euroya mal etti Gazişehir Gaziantep takımı bu futbolcuları. Yani çoğu bedelsiz gelen oyunculardı diyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda yeni yapılanan bir takım var. Başında hepinizin geçmiş dönemde Kayserispor'dan hatırlayacağı Sumudika var. Sumudika ile başlayacaklar sezona. Sumudika'nın hem oynattığı futbol aslında hepimizin şöyle geriye dönüp baktığımızda hatıralarındadır. Hem de aslında renkli kişiliğiyle Gazişehir Gaziantep'te bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ama
Hem kadronun yepyeni bir kadro olması, bu oyuncuların zamana ihtiyacı olması, hem de Sumudika'nın da geçmiş dönemlerde derbi maçlarındaki performanslarına bakarak Fenerbahçe'nin ilk maçını içeride oynayacağını düşünürsek ve seyircisi önünde oynayacağını düşünürsek ben Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Ancak kolay bir maç mı olur? Hayır, tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin özellikle stoperdeki eksikleri yine başına iş açacaktır diye düşünüyorum. Gol yemesini bekliyorum Fenerbahçe'nin. Ama yediğinden fazlasını da atmasını bekliyorum.